Haydi kızım, haydi kızım, haydi. Siz beni mi beklediniz? Haydi gelin. Beni mi beklediniz sizi? Siz herhalde mi dinlermişsiniz Şükrü babayı? Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlarım. Değerli arkadaşlarım, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Elhamdülillah. Bakın şunların yaptığına bakın. Bakın boynunu zaten nereden nereye yiyor bakın. Bir de mi yiyecekler? hayvanları şimdi akura koydum arkadaşlar. Onları bağladım. Şükrü size de dedim ki hayvanlarımı bağlamaya girerken. Şükrü da gel kamerayı aç dedim ona. Allah razı olsun o da geldi ama o genelde ben hayvanları bağladım. Yesinler Şükrü. Otu yiyor oradan. Fidye yetişemiyor da bak. Nasıl ilerletti kendini görüyor musun? Aynen valla. Maşallah boyunumu uzadı ilerilere. Nani de çok seviyorlar. O hemen eşiyor. Gördün mü hemen eşiyor. Hemen eşiyor. Evet. Ne oldu? Ne? Kara kız? Ne oldu? Yumurta yaptın mı? Yok yumurta yok. Yok hemen eşinin. Ha. Hadi bakalım. Bunlar şimdi kırmızı elmalar çelikten hoplayamıyorlar 3 günde arkadaşlar. Ağırlaştılar demek ki kanatlarının uzanını da birazcık aldım ben onları. Çıkmasınlar çevrekten diye. Maşallah bunlar da bayağı hobalak oldular böyle. Hayvanlarıma da şöyle azıcık yeşilden geldiler şimdi. Bahçelerimizde ot var çok şükür olsun. Bunları da şöyle kepek, yemlik vereyim. Sizlerle beraber verelim arkadaşlar olur mu? Gel şükürsen. Hayvanlarımıza da kızlara da azıcık yemli krem vereyim. Yeni bağladım şimdi bunları. Ne oldu? Sen buraya mı geldin? Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çuvalda. Kuru. Hamur yapmayacağım bugün. İşte kuru iyisini dışarıdan geldiler ya. Akşamdan da yatarken de samanla yem karıştırıyoruz onlara. Onu da veriyoruz. Bana da ver diye bak. Bana da ver diye. Onlar alışkın ya şunu bekliyorlar ki. Öyle dışarıdan getirip de doydular diye öyle onları bırakmıyorum arkadaşlar. Al sen de ye. Bu benim üstüme çok düşüyor bu. Bu tam benlik bu var ya bu. Tospa. Hiç kaçmıyor görüyor musun? Yok. Tam senlik abi melek hanım. Tam benim şurası ol. Bak ne yapıyor bak. Sen doldur diye ben yiyeyim diye bak. Kınarıyı biraz fazla vereyim arkadaşlar. Kaç onlar şimdi ceylanla çiçek bekliyor. Haydi. Kaç. Yürü sen dışarı git yürü. Yürü. Kızlarım. Bekliyor musun beni? He? Bekliyor musunuz? Kınalı işi biliyor. Kınalı hemen yiyeceği şeyi biliyor. Hemen dönüyor. Bunlar şimdi sularını içtiler. Otlarını yediler. Şimdi kuru yemlerini de yesinler. Akşamdan da samanını yerler. Şöyle atlarına talaş da atayım. Kınalı üfledi ya şeyi yeme. Kınalı üfledi ya. Seviyorlar şu usta. Evet, talacı da attı. Evet. Altına tertemiz. Tertemizle yatsınlar şimdi. Yemlerini evet. De yerler. Yatarlar aşağı. Bir böyle saman bir gün gitmiyor arkadaşlar. Evet. Bugün şimdi saman sabah yediler ama dışarı attık geldik. Şimdi vermedik samanlarını.
samanlarını da akşamdan yemle beraber vereceğiz arkadaşlar. Tavuklarımı da yemledim. Şöyle ellerimi de bir yıkayayım. Ahır kıyafetlerimi de giymedim. Böyle bazı bahçe hemen dışarıdan falan gelince burada da Şükrü Usta'nın ahır kıyafetleri. Benim eteğim işte. Şükrü Usta buraya takacak yapmış. Ama yüksek çakmış biraz bunu. Ama bir türlü fırtına çekiyor. Benim eteklerim falan böyle. Ama bir türlü fırtına çekiyor şu an. Fırtına çekiyor, yırtıyor evet. Ondan sonra hemen şu ellerimi de falan da bir yıkayayım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Neşler yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Böyle bağ bahçe kayda duranlar tabii ki bağ bahçe işleriyle. Şükrü Usta da depoyu oraya koymuş. Şükrü Usta'dan da yıkalım onun içine güzelce. Onurdan kaldı. Asmalar şuradan 2 ay sonra hep gidek atarlar böyle. Aynen. Allah bize onu nasip ederse. Alacağım Melek Hanım bize. Onu aşağıda kümes var ya arkadaşlar, cücüklerin kümesi. Onun üstüne koy dedim. Yeşilliklerimiz falan da çıktı şöyle. Mis gibi. Çok güzel oldular arkadaşlar. Bas. Lahanalar, yeşillikler, tavuklar otluyor oraya doğru. Hayvanlarla zaman geçirmek güzel vallahi. Bir böyle hani elime çanta alıp da mahalle mahalle gezmektense işimize gücümüz yük. Kendimizce böyle. Şükrü Usta'ya ikimiz. Ondan sonra şöyle lahanaların otunu da keseyim de otun içinde kalmasınlar kar yağan arkadaşlar. Bahara şimdi bunları artık daha yenmeyecek. Bunlar yenecek. Korkunda filan fide bulsa mı da alıp dikecekti. Onlar galiba fidelerden olmuyor mu? Onlar büyüyene kadar şükürse. He. Onlar çabuk büyümez ki şimdi. Soğuk ya havalar. Tamam. He. Hemen de çimen atmış. Görüyor musunuz? İçi. Bu otlar bunları boğar. Boğar derken? Büyütmez de. He, geliştirmez yani. He. Öyle derler. Boğar derler. Hüsnü onlar dedi kızım dedi. Sen kıvırcık iyi kıvırcık değil dedi. Yok ya. Arada ben fide vermiştim ama. Ben dedi, sen dedi oraya dedi kaz dedi. Ben sana yağlı kıvırcık dedi bana. Bizde var fidesi dedi. Oraya ondan dik dedi. Yağlı. Böyle öyleymiş, adı öyleymiş. Ha. He, adı öyleymiş. Yağlı kıvırcık dedi. Artık bilmiyorum. Büyükler biliyorlar şunu. Ya bu bizim kocalar iyi değil mi şimdi yani? Bunlar da güzel. İyiymiş, evet. Kaz iyice güzel oldu bak, görüyor musun? Aynen. Melek Hanım Sunay'dan 2 tane hurma kaldı orada. Kopart onları artık. Onları koparacağım artık. Kopart artık onları Şükrü Usta. Senden biz yiyelim onları da. Onları da biz yiyelim. Kocaman olmuşlar. Büyümüşler değil mi? Evet. Çimen olmuş arkadaşlar, bakar mısınız? Sanki bu bahçe hiç girilmiyor gibi. Evet, böyle temizlemek lazım. Evet. Böyle bakacaksın ki artık bu çok güzel oldu. Otlar da şimdi kesildi ya. Evet. Melek'e durmak yok arkadaşlar hiç. Melek ne yapsın ya? Hayvanlarımı bağladım ahıra. Hüsnü bunu dedi ve hava kovucuklar herhalde Şükrü Usta. Yağlı onu galiba evet, değil mi şu? Geçen sene de vermiş o bahçe desin de. Ondan. Çok güzeldi biliyor musun? Şöyle. Kıvırcıklar da kopart beni iyi diyor. Bunlarla bugün de kısır yapalım şöyle güzelce. Olur. Ne güzel olur değil mi? Kısır güzel olur. Şükrü Usta da çok sever arkadaşlar kısırı. Evet severim.
Hurmaları alacak mısın Şükrü'sü? Valla alayım bilmiyorum da. Alayım acaba? Al gel. Efendim. Evet, Sunay'dan kalan 2 mi 3 mü Şükrü o? 2 tane. 2 tane hurma arkadaşı alamamıştı o zaman Şükrü Usta. Olmuşlar da. Sen geriyorsun da ne kadar büyük Şükrü Usta. Mücadele sürüyor arkadaşlar. Hadi oğlum. Kırılmaz gözün sana. O kırılacak ama. O çırt. Şey çırtı da atıyor yani. Değil mi? Kırılsın, ne yapalım artık, yapacak bir şey yok. Şükrü Usta alacağım diye tutturdu. Sunay bazı soruyor hurmaları. Aha. O öyle çok gevrek arkadaşlar. Hiç ağacına da çıkıp toplanmıyor yani. Bilen, hurması olanlar bilir. Evet, iki tane kalmıştı. Sunay'a dedi ki iki tanenin yerine Sunay sana al. Dört tane daha hazırlık hurma vereyim dedi. 10 tane verdim hemen hemen. Fazla verdim o. Şöyle yaklaştır. Arkadaş şuna bak. Evet, maşallah. Lokum, lokum. Maşallah. Maşallah. Biz kendi hurmalarımızı ne zaman toplayacağız Şükrü Usta? Biz de toplayacağız, toplayalım. Onu kola şişesine toplayacakmışsın. Kola şişesi nasıl? Kola şişesinin ağzını açacaksın. Ondan sonra va toplayacakmışsın. Tamam, inşallah. Çocuklara da yollayamadık arkadaşlar. İnşallah. Ondan sonra inşallah ileriki zamanlarda, bilmiyorum, kurusu nasip olur diyelim artık. İnşallah. Ağacında bayağı var, yüksekte. Var, hemen kırılıyor. Hemen de kırılıyor, evet. Bak, çıt çıt kırılıyor bak. Hatta daha geniş evet. Yanıma çat. Arkadaşlar şöyle acı biberlerimi biraz Rasiye komşunun bahçesinden almışım daha önce. Şöyle buruş olanlar onun bahçesinden. Şöyle şunlar. Daha önce almıştım bunları. Bayağı oldu. 5-6 gün falan oldu. Biraz da ben de hem dedim acı biberlerimi yapayım. Hem de sizlerle şöyle bir şeyler paylaşayım. Hem de muhabbet edeyim dedim arkadaşlar. Şöyle kola şişemi de yıkadım, içecek şişesi. Onu da hazırladım yanıma. Hem de sizlerle bir acık muhabbet edelim. Şöyle bir bıçak süreceğim tabii ki bunlara. Şöyle kestiğim biberler de içine tek tek salacağım hemen arkadaşlar. Bunların bir bıçak sürdü. Acılar çıksın diye. Lahana yemeklerinin yanında çok güzel olur acı su, biber suyu. Arkadaşlar dün akşam bana misafir geldi. Akşam ezanı okunurken. Okundu, okunacaktı yani akşam ezanı. Hatta videodaydım. Yemeğimizi yerken videomun sonuna doğru ne telefondan konuştuk, ne yazıştık, ne bir haberleştik. Evin önünde bir taksi durdu. Konne çaldı. Biz de mutfakta yiyorduk yemeğimizi. Konne çalınca eşim dışarı çıktı. Valiziyle falan geldi bir bayan. Hoş geldin, sefa geldin. Ezan okunuyor. Tamam. Dedim tek mi geldin? Tek geldim. Ben videoyu durdurdum. Tabii ki hoş beş ettikten sonra muhabbet ettim. Nereden geliyorsun? Ordu'dan dedi. Kimin var işte? Neredensin? Tokatlıyım dedi. Sonraki sormamda ben soruyorum ama böyle sorular sordum yani. Hal ve hareketleri biraz bana şey geldi böyle arkadaşlar, hani yanlış anlamayın. Hani anne baba benim çocuğum evlenemez diyor, hani kaçıncı benim çocuğum hasta diyor ya, öyle hareketleri bana öyle geldi aynen. Neyse kızım dedim, kaç yaşındasın falan diye sordum. Çok güzel de konuşuyor, cümleleri çok güzel kuruyor ama konuştuysa böyle anlıyorsun yani. İşte annen ara dedim. Annesinin adını sordum, babasının adını sordum. Kardeşlerin olduğunu mu var mı diye sordum. Var dedi. Hiçbirisiyle görüşmüyorum dedi. Sen gel dedim, bir ısıcak yemek ye. Seninle dedim biz sonra güzel bir muhabbet edelim dedim ben şimdi. Neyse yemek yedik. Allah ne verdiyse. Muhabbet ettik.
Ben misafir kabul ediyorum arkadaşlar. Eskiden bile şimdi telefon denen bir şey yoktu değil mi? Eskiden bile çocuk salarlardı hani çocuğunu. İşte oğlum Esma bunu evde mi işte? Hüsnü evde mi? Kıymet evde mi? Evdeyse söyle, müsaitse ona oturmaya gideceğiz, işi gücü yoksa diyenler. Ben misafir kabul ediyorum. Benim misafirlerim, gelen misafirlerim beni hep arayıptır. Yani gelen yabancı gelmez zaten. Köyümüz yüzden Korgan çevresinden gelir. Onu tanırım zaten. Biraz bana böyle beni ürpetti yani. Nasıl ürpetti? Rahatsız oldum, huzursuz oldum. Çay falan demledik. Çay içerken aklıma geldi böyle. Oğlumla konuştum. Evde kızımla konuştum telefonda. Odaya geçtim. Böyle böyle dedim. Onlar da dediler ki anne, öyle misafir kabul etme sakın. Dünyanın 99 hali var. Ne olduğunu bilemezsin. Şimdi cümleleri tutsa tutmuyor. Birbirini tutmuyor. Dünyanın 99 hali var anne. Misafir kabul etme. Eğer dışarıda kaldıysa, dışarıda kaldığını da söyledi. Kadın sığınma evleri var. Devletimiz var. Devletimiz şimdilik maaşını veriyor. Kadın sığınma evine yerleştiriyor. Neyse gerektiğini yapıyor değil mi arkadaşlar? Ben muhtarımı aradım o zaman. Çocuklarım da bana öyle deyince. Ben giderim dışarıda yatarım dedi bana. Hani ben çocuklarla konuştuğum sonra baktım çocuklarım böyle böyle diyor. Ben giderim dışarıda yatarım dedi. Ben dedim senin dışarıda yatmana gönlüm razı olmaz zaten. Vicdanım razı olmaz yani bu saatten sonra. Saat oldu 9:30 akşam. Muhtarımı aradım. Allah razı olsun muhtarımız geldi. İşte kızım dedi kimliği ver bakayım. Seni dedi hani sorgulatacağım falan dedi. Sorgulat dedi. Benim bir korkum yok. Ben ailemden uzağım. Çocuklarım eşimden ayrılmışım. Kalacak bir yer arıyorum. Öyle şeyler söyledi. Kalacak yer arıyorsan dedi muhtarda. Arayalım jandarmayı. Seni devlete teslim edelim dedi. Yok dedi ben sabah gideceğim. Bu gece misafir olayım dedi. Sabah gideceğim dedi. Ama ben tabii ki uyumadım arkadaşlar. Gerçekten uyumadım. Tedirgin oldum. Şimdi kapıya gelen tanrı misafir de bizde kovulmaz. Ama ben çok tedirgin oldum. Eğer benim yanıma gelmek isteyen çok da seviyor bizi. Çok seviyor. Melek anne diyor, Şükrü baba diyor. Çok seviyor. Tabii ki sevgisine inancım var ama diğer tarafı da beni çok tedirgin etti. Eğer benim yanıma gelmek isteyen arkadaşlar, yanında annesi yok, ablası yok, kız kardeşi yok. Binmiş taksiye, Fas'tan Korgan'a gelmiş, Korgan'dan taksi tutmuş, sormuş. Şimdi Korgan civarı soy isimden bilir, sülalesinin lakabından bilir. Mesela babamlara çötürürler derler. Babamının soy ismi Kani. Bize Yavan Aliler derler. Merhaba canım benim. Bize Yavan Aliler derler. Benim eşimin adına lakabı yani. Soy ismimiz Duru ama lakabı Yavan Aliler derler. Korgan da bilinir yani. Esnaflar bilir. Türkçeler işte esnaflar bilirler. Kime sorsalar. Binmiş taksiye bir baktım beni görüyor valizi böyle düşürdü elinden attı mı düşürdü mü ben tutuldum kaldım. Melek anne sana geldim deyince hoş geldin dedim ama benim surat ifadem değişmiş tabii ki. Boğundum kaldım böyle. Ben o şekil misafir sakın beni yanlış anlamayın. O şekil misafir kabul etmiyorum arkadaşlar. Sabah çayını hazırladım. Yatırdım tabii ki. Muhtarımız da saat 1'e kadar da oturdu, konuştu. Oturduk. Sabah da geldiği taksiyi aynı çağırdı kendisi. Taksici mesela Korgan'dan kartını bile almış zeki. Gönderdim ama Korgan'a çıkınca başkalarının numaralarını almış. Başkasına ulaşmış. Böyle şeyler istemiyorum arkadaşlar. Bir yerde başına bir şey gelmiş olsa ben Melek'in yanında kal dedim der. Yani bu şekil misafir kabul bundan sonra etmeyeceğim.
Tabii gelene başım gözüm üstüne ama dürüstçe. Dürüstçe gelene başım gözüm üstüne. Tabii ki bizim bir bardak çayımızı biz paylaşmayı da seviyoruz. Örf ve adetlerimize göre misafir ağırlamayı da biliyoruz. Ama ben bu şehir misafir kabul etmeyeceğim arkadaşlar. Bana ne dersiniz? Bana çok mu görüyorsunuz? Vallahi yorumlarınızı da bekliyorum. Hepimizin çolu çocuğu var. Ben de işte bir kanala çıktım diyor. Çocuklarımı göremiyordum diyor. Çocuklarımı görmeye geldim diyor. Ekibine geldim diyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem. Kızım ara. Annen ara, ben konuşayım. Senin burada olduğunu söyleyeyim hani. Kardeşin ara, dayın ara, halan ara, teyzen ara diyorum. Numarası yok diyor. Benim okuma yazmam yok diyor. Ama okuma yazması yok. Yok diyor ya. İnanmadım ki. Çünkü inanın ki ben anlamıyorum telefon dilinden. Ben ancak gelen telefonlara bakıyorum. Şükrü Usta kamerayı açıyor, YouTube'umuzu çekiyor. Sizlere bile mesela ben kalp koyuyorum hani. Geri karşılık veremiyorum. Daha öğrenemedim bile onu. Bir kere iki kere bile Şükrü Usta verdi. İnşallah dedim Şükrü Usta senden dedim oturur böyle karşılık veririz arkadaşlar. Ben de öğrenirim. Bizim de biliyorsunuz hastamız oldu, köy işler oldu. İnanın ki yorgunluktan bazı kere hiç zamanımız olmuyor. Koltuğun üstünde kıvrılı kalıyorum arkadaşlar masamı bile toplamadan. Ben çok yoğunum. Yataklı misafir demek ne demek yani? Ben akşam yatağını açtım, güzelce yatırdım ama sabah kalktım. Battaniyelerini yıkat, altına bak üşümesin diyeyim. Tabii ki yapacağım, üşüdür müyüm? Üşütmem. Altının battaniyesini ser, üstünün battaniyesini ser, yorganını ser. Nevresimleriydi. Bu da bana bir günlük iş oluyor. Makineyi yıkıyor ama onu topla, kurut, yerine yerleştir. Ama arayıp da gelene can kurban. Bilmiyorum artık. Ben de genç değilim hani o kadar. Tabii ki misafir başımızın tacı. Kabul ediyoruz. Ama o şekil beni severek gelip de amacı başka olana diyorum ben bunu. Beni sakın yanlış anlamayın. Dedim ya. Korgan'dan telefon numarasını almış başka birisinin. Kız kendine koca arıyormuş daha doğrusu. Benim evim otel değil arkadaşlar. Ben sığınma evi değil benim evim. Kadın koca arıyormuş. Bu da beni üzdü yani. Tamam arayabilir. Nasibini, rızkını, şeyini arasın. Gönül dostu şeyini ama bu şekil değil. Böyle şey de ilk kez başımıza geldi. Kaç senelik evliyim. Çok çocuk da evlendirdik. Düğün dernek yaptık. Ay Allah'ım yarabbim çok şaşkınım. Böyle şaşırdım yani. Elim ayağım tutuldu. Bugün kendime hiç gelemedim arkadaşlar. Duyduğum zaman. Artık sabah yolcu ettim bindirdim. Bir de geri öyle duyunca. Allah korusun. Kimsenin ne evliliğine. Tabii ki ha, şöyle olur. Nasıl diyeyim. Komşunun kızını isterler. Derler ki hani, sorarlar nasıldır. Aile nasıldır. Böyle olur da. Ben kimsenin hani gönül ilişkisine karışacak bir insan değilim. Asla. Tabii ki herkesin fikrine de saygı duyarım da bu şekilde değil. Ben araç değilim yani kullanılmak için. Bana gelip de seni seviyorum Melek anne deyip de başkasından numarasını bulup da benden numara istemedi. Benden bir şey istemedi. Sonra korgana çıktığında sabah numara arayıp da bulup da o adama ulaşması biraz beni de tedirgin etti. Ben de söyledim zaten. Sakın kabul etme. Bu şekilde insana hani çolun çocuğun var. Zarar gelebilir diye. Böyle işte arkadaşlar ya. O kadar yani nasıl güveneceksin? Kime güveneceksin? O kadar olaylar oluyor bak. Neler duyuyoruz. Değil mi ama? Ben nasıl güveneyim? Benim kalacak yerim yoktu. Ben devletin kadın sığınmaları var dedim ben de. Gidip burada kalabilirsin. Hadi gel gidelim dedim. Karakola aynı böyle yine sabahleyinde. Yok dedi benim orada kalacak yerim var dedi. Ben gidiyorum dedi. Benim ailem var dedi sabahta. Aynı bu şekil bana. Çıkışıyor da böyle. Sen mesela onun yanında suçlu gibi kalıyorsun konuşurken. Bilmiyorum arkadaşlar. Allah'ım kaç çeşit insan yaratıyor işte. Allah'ım hidayet versin. Ana baba sevgisi, kardeş sevgisi versin içine.
Ondan sonra sen dedim kızım sen kendi çocuklarını bırakmasın, anne olamamışsın, elin çocuğuna mı annelik yapacaksın? Aynı böyle yine. Ondan sonra zaten muhtarımız da biliyor her şeyi. Ben de yani Allah korusun. Böyle şeylerden de çok korkarım arkadaşlar. sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Benim evime gelen misafir, benim evim tabii ki misafir başımızın tacı, sadece sığınma evi değil burası. Devlet kurumu değil tabii ki. Devletimizden biz de başımız sıkıştığında yardım istiyoruz. Gidecek devletinin kapısına. Öyle değil mi Şükrü Usta? Öyle öyle. Evet. Öyle. Sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar bunu. Hem dedim turşumu yapayım, acı biber turşumu. Hayvanlardan geldim. Ve inanın ki ben bazı kere bir kaşık yemeği bile kendime zor yapıyorum. Zamanım olmuyor. Bu kadar işim gücüm oluyor ki. Şöyle biberlerimi de doldurdum arkadaşlar. Sizler de inşallah üzmemişimdir. Allah'ım hepimizin çoluğuna çocuğuna akıl fikir versin yarabbim. Hepimizin çocuklarını hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Onu demek istedim. Böyle biberler de doldurayım. Şurası ne yapacağım tuzu? Vallahi lazım ya. Lazım hayvanlara vereceğim. Hayvanlara tuz götürüyor burada. Aşağıda bitti mi tuz? Bitti. He iyi. Melek Hanım acı böyle ne kapalı çorba gider böyle ya. Kapça fasulye. Kapça fasulye mi? Kabuklu boca derler bizde. Kabuklu boca derler. Kabuklu çorba derler arkadaşlar. Vallahi doğru söyledin. Şuruz da bir pişirsek de yesek mi? Vallahi şöyle acılı güne. Ama bu hemen pişmez bu yemek. Bir gün alıyor arkadaşlar. Sobanın üstüne koyarsın kuzunun üstüne. Ay benim de canım çekti şimdi. Buna şimdi sarımsağını da soyacağım açacağım için arkadaşlar böyle. Güzelce tuz, sarımsak. Çok az bir şey de belki sirke koyarım böyle. Çok az bir şey. Sirkeyi turşuda hiç sevmiyorum böyle. Aslında tabii ki faydaları çok var. Sirke diri tutuyormuş onu. Evet. Azıcık dökerim yine. Bir yemek kaşığı döksem yeter Şükrü Usta. Yeter. Biz zaten bunun suyunu içeceğiz. Tamam. Acısı suyuna çıkacak. Aynen. İçeride sobamız yanıyor mu Şükrü Usta? Vallahi ben efendim yanıyor. Yanıyor mu? İyi. Ateş o kadar isteniyor ki arkadaşlar. Aha burada bile ellerim buz gibi oldu ha şimdi. Sen benim ben ayaklarım dolu. Terlik giysin ayağın, giydin mi? Ayaklarım giyiyor, üşüyor. Siz gezme. Sen beni biliyorsun lan. Isak havada bile üşürüm. Üşürsün çok üşür. Şöyle sarımsaklarımı da soyayım. Hava da güzel ama bugün fazla bir sıcak yoktu. Havalar bugün çok güzeldi. Güneşin vurduğu yer böyle var ya. Öyle ısıtıyor ki insanı. Ama güneşin olmadığı yer buzdolabı gibi. Hayvanlarımız da bir güzel otladı arkadaşlar. Şuursan da işi vardı. Gelmedi yanıma. Ben de telefonumu evde bırakmıştım. Şarja takıp da şarjı yoktu. Canım da sıkkındı ya. Onun için sizlerle böyle bugün sizlere bir açıklama yapmak istedim. Sarımsakları da şöyle içine atayım. Ufacık ufacık. Ufacık sarımsağı da hiç sevmiyor. Dişleri ufacık ufacık. Ama tadı güzel. Tadı güzel. Sarımsak kokusu çok güzel. Çok güzel. Ama aldım ben acık sarımsağı da dikmedim daha. Soğan aldım. Sarımsak aldım. Az yine. Şöyle taze soğan yemek için. Bahara çıkarlar güzel yine. Aslında şimdi dikseydim sarımsağım şey soğanım olurdu. Taze soğanım. geçen sene sarımsak diktim arkadaşlar. İnanın ki şöyle bir tane sarımsak almadım. Tam oluşmaya dönerken köstü köpekler hep gitti. Toprakta. Bizim burası yumuşak toprak ya. Olmadı hiç. Bir tane bile almadım. Öyle bak bizde hiç pırasa kalmamış. Pırasamız da o kayboldu. Artık sen niye nasip olur artık. Bu sene pirasa yok. Korkanın alacağı şu Rus'ta pirasa. Ya tadımlık olan Sunay buradan idare eder ki. Sunay'ımın orada var evet. Doğru söyledi. Doğru söyledi. Şöyle
Bir avuç dokusu bakayım arkadaşlar. Tamam ki. Güzel sarımsağını da koydum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da sirke dökeceğim içine. Çok olmasın. Sirkenin kokusunu turşularda sevmiyorum. Sirkeyi severim. Çorbaya falan koyarım böyle kelle paça yerken. Biber suyumuz da. Melek Hanım yeter yeter. Değil mi? Dolu olsun şu usta. Dolu mu olsun? Tabii ki dolu olacak. Bunun üstünde suyla dolduracağım arkadaşlar. Az bir yeri kaldı şöyle gördüğünüz gibi. Birkaç gün sonra böyle acı acı kaşık kaşık küçük kaseler koyup yemeğin yanında yemeğe hazır sayılıyor. Sizlerle tabii ki arkadaşlar neyimiz olsa paylaşacağız. Allah'ım hep de derim ya, hepimizin çoluğu çocuğunu hayırlı insanlarla karşılaştırsın diye. Umarım kimseyi kırmam, kimseyi de üzmem. Tabii ki misafir başımızın tacı. Misafir gelebilir, bu şekilde değil. Sizler anladınız sağlıklı arkadaşlar. Koca Rami'ye giden kısmetlisini otursun, anasının babasının kapısında bulsun, evlensin. Burası evlendirme salonu değil, evlendirme memuru yok. Nasıl diyeyim, bir televizyon programı değil. Ben sadece sizlerle günlük çektiğimi, yaptığım işlerimi, büyüklerimi paylaşıyorum. Sizler de sadece beni anladınız. Sizlere de Allah'ım razı olsun sizlerden de biraz da heyecan yaptım. Şimdi yanlış anlayan arkadaş olur mu acaba diye düşünüyorum. Umarım yanlış bir şey konuşmadım. Tabii ki kim kimi isterse ona evlenir ama o şekilde değil arkadaşlar. Biz de tanımıyoruz, görmedik, bilmiyoruz. Gelip de kümbete ben plancıyla yani olmaz. Bunlar bize ters. Herkesin örf ve adetleri var. Her şey böyle güzellikler olur. Her şey yine olacaksa güzellikler olsun. Allah'ım herkese de akıl fikir versin yarabbim. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere. Arkadaşlar sağlıcakla kalın. Beğenileri unutmayın.